Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Gelişmelere göz atacağız. Hiç vakit kaybetmeden bugün programımıza özel bir röportajla başlıyoruz değerli izleyenler. Muhabir arkadaşımız Selman Kutlu'nun yanında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut var. Hiç vakit kaybetmeyelim ve sözü hemen kendilerine bırakalım Selman. Evet Ezgi Topel, şu anda Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz tesisindeyiz. Rizespor'da hafta sonu Konya Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman da yeni bitti. Sevgili hocamız İlhan Palut da bizi kırmayıp hemen yayınımıza katıldı. Evet hocam, öncelikle tabii Çaykur Rizespor Lig'de beklenmedik diyelim aslında. Yani kimsenin beklemediği ama tabii ki sizin hedefleriniz doğrultusunda beklediği tabii bir takım şu anda ligde çok iyi bir konumda. Genel olarak geriye doğru bakarsınız hocam. Çaykur Rizespor iyi futbol oynayan, taraflı tarafsız birçok kesimin olumlu tepkilerini alan bir takım. Nasıl oluştu hocam bu takım? Neler yaptınız, neler yapacaksınız? Evet, ilk önce hoş geldiniz. Stüdyoda selamlar, iyi yayınlar. Evet, dönem dönem konuştuk. Aslında biraz geç kurulduk takım olarak biz. Biliyorsunuz daha ligin ilk haftasına belki bir iki transferle, çok genç oyuncuyla başladık. Aslında transfer politikamız da öyleydi. Çünkü Rizespor yıllar boyu çok fazla oyuncunun transfer edilip çok fazla oyuncunun gönderildiği her sene takımın adeta baştan sona yenilendiği bir yapıda ilerliyordu. Biz bu takıma bir temel oluşturmak istedik ve yönetimimizle beraber bu kararla yola çıktık. Tabii burada saha sonuçları da önemliydi. Dönem dönem bocalama dönemlerimiz olmadı mı ligde? Oldu. Hala son hafta gibi kötü sonuçlar almıyor muyuz? Evet alıyoruz ama genel bir gidişata baktığınız zaman evet, hem oyuncuların gelişimi, totalinde alınan sonuçlar kabul edilebilir. Tabii ki ligin çok büyük bir bölümü de önümüzde oynanmak için bizi bekliyor. Burada daha iyisini yapmamız olduğu bir gerçek. İkinci yarıların belki saha şartları, takımların kuvvetlenmesi, her takımın puansal ihtiyacının çok net bir şekilde ortaya çıkması anlamında daha zor geçebileceğini de düşünerek biz de aynı şekilde, aynı ciddiyet ve disiplinle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hocam tabii sene başı var, lige yeni çıkan bir takımın genelde hedef tabii ilk sene düşmemek adına olur. Orada yukarılarda ilk ona doğru tırmanma olur. Rizespor'da bir anda hedef tabii şu anda değişmiş durumda. Taraftarın beklentisi yükselmiş durumda. Sizin de tabii bu anlamda üstünüze büyük bir baskı oluşmuş durumda ister istemez. Peki Rizespor bundan sonra hedefi ne bekliyorsunuz? Bir, yani üçüncülük, Avrupa konuşuluyor ama sizin hedefleriniz nelerdir? Yani şöyle söyleyeyim. Yani insanların mutlu olması, heyecanlanması, beklentiler içerisine girmesi güzel bir şey. Gayet de doğal bir şey. Futbolun güzel tarafı bu. Ama lige baktığımız zaman şu anda 3. sıra ve sonrasını her şey bekliyor olabilir yani. Artık o makas daraldı. Bir anda iyi bir periyotla takımlar kendilerini yukarıda da bulabilir. Negatif bir seriyle de hiç istemedikleri yerlerde olabilir. Hala ben takımım adına ve kendim adına maç maç konsantrasyonun doğru olduğunu düşünüyorum. Sıralamaya takılmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü o bahsettiğim blokta puanların çok yakın, sıralamaların aldatıcı olabileceğini görüyorum. Onun için biz her maç puanlar için mücadele edeceğiz. İyi futbol için mücadele edeceğiz. Sahada tabiri caizse savaşacağız. Biz şu anda onun konsantrasyonundayız. Bahsettiğim gibi genç bir takımımız var. Bu takıma bir sıralama yükünü de başka bir yandan baktığımız zaman omuzlarına bırakmak istemiyorum. Hocam siz prensip olarak yani canınız çok yansa bile hakemler hakkında konuşmadınız maç sonlarında falan ama geçtiğimiz gün sosyal medyada çok konuşulan açıklamalarınız oldu. Özellikle hani biz de izleyelim bu seminerleri. Şimdi hakem yorumcularına da baktığımız zaman özellikle son 3 haftada onların da enteresan yorumlar. Rizespor'un hakemlerle bir sorunu var galiba diye yorumlar oldu. Özellikle son 3 maçta Alanya maçı, Kupa maçı ve son maçta yine bir penaltı pozisyonu oldu hocam. Bu konuyu da biraz açabilir misiniz hocam? Yani aslında olumlu bir eleştiride bulundunuz. Ya aslında şöyle, yani hakemlerin Rizespor'la bir sorunu var penceresinden bakmaya başlar isem sağ içi konsantrasyonumu mahvederim yani. Her kararı sorgulamaya başlarım. Basit bir tacı sorgularım, korneri, avutu. Onun için olaylara bu yönden
Ben bakmak istemiyorum. Futbolun birçok elemanı var. Hepsi işlerini çok iyi yapmak için uğraşıyor. Bizler, oyuncularımız, işte hakemler, görevliler, burada kulüple çalışan herkes. Tabii hakemler de eminim ki çok iyi maçlar geçirmek istiyorlardır. Evet, totaline baktığımız zaman memnun olmadığım kararlar var mı? Çok. Bunun hakemler tarafından bir telafi edilmesi beklentisi içerisinde miyim? Bizim adımıza asla değilim. Herhangi bir telafi istemiyorum. Biz nasıl her maça yeni bir maç olarak bakıyorsak, hakemler de çıkacak maçlarımıza, başka takımların maçlarına ve yine gördüklerini çalacaklar. Ama daha az hatayı beklemekte, nasıl ki insanlar bizden daha az hata, daha iyi oyun, işte sahaya daha iyi ve zamanlamalı müdahaleler bekliyorsa, bizler de hakem camiasından hatasız yönetimler bekliyoruz. Hele ki VAR'ın devrede olduğu durumlar, VAR'ı kullanma şansımız varken VAR protokolünü vermek istediğimiz kararlara uydurmaya çalışmamak lazım. Yani şöyle bir karara vermek istiyorum VAR protokolü, ama VAR protokolü diyor da en doğrusunu da istiyor futbol. Ya da bir karara vermek istemiyorum VAR protokolü, buna karışma diyor gibi, böyle zeka oyunlarıyla olaylara bakmamak gerekiyor. Neyse o. Diyorum bir telafi değil yani, tamam 2-3 maç evet saydılar, ben de görüyorum. Ya bunu da bize düzeltsinler diyecek zavallılıkta değilim. Hakemler doğru maç yönetsinler, VAR'ı doğru kullansınlar, VAR'ı adil kullansınlar. Tek niyetim bu. Çünkü sahada hata oluyor. Faul görünür görünmez, ters açıda kalabilirsin. Sahada 22 kişi var. Belki bir pozisyon noktayı, pozisyonu odağından kaçırabilirsin. VAR'ın bunu yapmaya hakkı yok. Tıpkı geçen haftaki penaltı gibi. Biz o maçı büyük ihtimalle kaybederdik. Çok kötü günümüzdeydik. Belki 4-1 yenilecektik. O kimseyi ilgilendirmez. O VAR'daki pozisyonu bile bile vermedi. Bile bile penaltıyı vermedi VAR hakemi. Bunun aksine beni hiç kimse inandıramaz. Vermek istemedi, bile bile vermedi. Bunun aksine inanamam. Kimse de beni ikna edemez. Onun için şunu söylüyorum. Hatalar olabilir. Belki bir sonraki maçımızda da hatalar olacak. Ben buna sonuna kadar saygılıyım. Ama bazı hataları görüp bunun altındaki hata payını anlayamazsam, hoşgörüyle karşılaşacak kadar bakamaz isem problem başlıyor. Tekrar söylüyorum. İnşallah sıfır hatalı maçlar olur. Bizim rakiplerimizin de can yanmasın. İnanın. Eğer bir maçı hakem desteğiyle kazanırsam, hakemin hatalı bir kararıyla kazanırsam, inanın o benim içimde vicdanen zorluklar yaşatır bana. Bunu da asla istemiyorum. Ama tekrar söylüyorum, aynı yerde dönmeye başladığımın farkındayım. İnşallah VAR'ın olduğu ortamda maçın sonucuna tesir eden hataları ben asla ve asla kabul etmiyorum. Hocam, VAR demişken tabii yeni kararlar alınıyor Türk futbolunda. Özellikle birincisi yabancı kural önümüzdeki sezondan sonra. Bugün itibariyle bir açıklama yapıldı. Bildiğiniz gibi VAR kayıtlarının açıklanması yönünde bir karar alındı. İlerleyen günlerde uygulamaya konulacak. Ve yine hakemler için yabancı gözlemci getirilmesi kararlaştırıldı. Bunları nasıl değerlendirsin? Yani şunu, VAR protokolünün nasıl evrilip çevrildiğini duymuş olacağız artık. Yani VAR protokolü adı altında kararların nasıl VAR protokolü bu karara izin verir ya da veremezi, vermek istediğimiz karara nasıl uydurduğumuzu duymuş olacağız. Gayet olumlu. İyi yönde diyorsun. İyi yönde. Çünkü buna karışmamam lazım, buna karışmam lazım. Buna karışmamanın kendimize buna nasıl karışmayabilirimin bahanelerini bulmakla ya da buna karışmam lazım. Acaba nereden, aslında VAR da buna karışma diyor ama benim buna karışmam lazımı kendimizi ikna etmenin acaba nasıl işlediğini ben çok merak ediyorum.
Hocam Rizespor'a dönelim. Çok merak ediyorum. Cumartesi günü önemli bir maç oynayacaksınız. Çünkü rakipleriniz Trabzonspor'la da Beşiktaş oynayacak hocam. Bu da size bir avantaj sağlanabilir. Alınacak galibiyetle birlikte tabii ki olası. Konyaspor maçı ve buradan Konyaspor maçı için maçta güzel bir saatte oynanacak tabii ki. Evet. Bölge bakımından gündüz 13.30'da taraftara da bir mesajınız olacak hocam. Evet, bahsettiğimiz gibi bütün maçlar önemli. Bütün rakiplerimiz önemli. Hala spesifik bir rakip seçilecek lig o seviyede değil. Enteresan bir lig. Dediğim gibi takımların belli periyotlarla yukarı veya aşağı, yukarı çıkabileceği, aşağı savrulabileceği ortam yaşıyoruz. Burada asıl olan Trabzon Beşiktaş maçından öte bizim puanlar alabilmemiz. Onun için de Konyaspor maçı son derece önemli. Konyaspor için de öteki taraftan son derece önemli. Diyorum ki her takımın puana ihtiyacı var dediğim gibi. Biz en iyi şekilde hazırlanacağız. Son haftaki sahadaki kötü görüntümüzden sıyrılmaya çalışacağız. İyi mücadele etmeye çalışacağız. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Taraftar evet. Yani her zaman taraftarımızı stada bekliyoruz. Zaten futbol taraftarla güzel. Evet, bizim de kompakt bir stadımız var. Yani doldurulması aslında çok da zor olmayan sayısal manada bir stadımız var. İnşallah maksimum seyirciyle bu maçı da oynarız. Hocam son soru. Türk futbolunu tabii ki yakından takip ediyorsunuz siz de ligi. Gerçekten bu sene enteresan bir lig var hocam. Evet. Yani bir takım bu hafta 4 atabiliyor, önümüzdeki hafta 4, bir dengesizlik var hocam. Özellikle yukarıda olan takımlarda büyük bir düşüş var. Kayseri, Adana, Demirspor vesaire. Bunlar hocam nasıl değerlendiriyor? Yani futboldaki şu anda Süper Lig'deki durum nasıl değerlendiriyor? Evet, demin aslında bahsettiğim gibi ilk iki takımı çıkarsak gerçekten çok iyi gittiler. Diğer takımların arasındaki hem puansal hem sahada görünüm makası son derece dar. Evet, bu neden oldu? Bazı takımlar erken sorunlar yaşadılar açıkçası. Hem gelen oyuncuların katkısı hem camia iç huzurları anlamında bazı yukarıda yer alması, hala da yukarıdalar ama beklenilen takımlar yeterli ivmeyi bir şekilde sağlayamadılar. Evet, diğer yandan da işte çıkış yapan, olaya asılmak isteyen işte bizim gibi Antalya gibi, Başakşehir gibi takımlar da var ve bu birisinin bekleneni verememesi, diğerlerinin olaya asılması bu makası daralttı. Ligin şampiyonluk yarışı ne kadar enteresansa, ne kadar herkesin merak ettiği bir sonucu varsa, bence öteki bloğun da ben de şu anda çok merak ediyorum takımlar nasıl sıralanacak. Onun için demin de dediğim gibi çok fazla büyük resme takılmadan, onun kaç puanı var, oradan kaç puan üzerindeyiz gibi çok fazla şu anda büyük resme takılmadan maç ilerlemekte fayda görüyorum. Hocam son demiştim ama tabii taraftarın da merak ettiği bir şey var. Transfer bekliyor ama öncelikle tabii bu takım böyle giderken sözleşmeniz bir yıllık bildiğimiz kadar. Evet. Sene sonu için hocam neler var? Rizespor taraftarı bunun cevabını aslında sizden merakla bekliyor. Transfer mi, benim için mi? Yani hem transfer evet. Ama sizin sene sonu transfer olur mu hocam? İmza devam edecek mi? Sözleşme devam edecek mi? Rizespor'un en fazla merak ettiği İlhan yani, Palut. Kolay tarafından başlayalım. İlhan Palut kolay tarafı için. Şu anda hiç gitmeyecekmiş gibi Rizespor'un başarısı için çalışıyoruz. Gerek sahada gerek fiziki ortamları güncellemek, teknolojik imkanları güncellemek, tesisin daha çalışılabilir, daha günümüz modern şartlarına uygun hale gelmesi için çalışıyoruz. Yani bu çalışmalar baktığınız zaman 3 ay sonra gidecek birisinin çalışmaları değil. Olaya böyle bakmalıyız. Takımım içinde Rizespor'un gelecek seneki planları içerisinde aynı bu çalışmaları yapmaya devam ediyorum. Bir kere iş ahlakımın gereği bu. Ama ne olur ben çok iyi giderken de insanların kulüplerinden ayrılabildiğini gördüm. Bir anda kötü giderken de her şeyin değişebildiğini gördüm. Onun için şu anda konsantrasyonumun %10'unu bile seneye ne olacağım ben, nasıl olacak diye ayırmaya şu yarış içerisinde benim hakkım yok. İlhan Palut işin kolay kısmı, öyle söyleyeyim. Transfer işin zor kısmı. Evet, en az 3 oyuncu almak istiyoruz. Ama aynen şu durum oluyor. Çok beğendiğimiz oyuncuları onlar buraya gelmekte imtina ediyor, öyle söyleyeyim. Ve bize birçok oyuncu geliyor. Bizim de o oyuncuları kazandırma adına ikna olamıyoruz bir şekilde takımımızı. İçimize sinmiyor diyeyim tam doğru tabirle. Ama yine şu anda iki oyuncuyla alakalı yoğunlaşmamız
sürüyor. İnşallah aramıza katılırlar. Evet, transfere ihtiyacımız var mı? Herkesin güçlendiği, ligin daha çok zorlaşacağı bu ortamda var. Biz de bunun çalışmalarını yapıyoruz. İnsanlar da bekliyordur. Sabırlı olmak hata yapmaktan iyidir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rize Spor taraftarını da buradan biraz sevindirdiniz diyebiliriz herhalde umut ışığı olarak. Evet, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'la beraberdik. Hem Türk futboluna dair hem de Çaykur Rizespor'un geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sözleşme de sorun değil dedi. Rize Spor'da kalacakmış gibi çalışıyorum dedi diyelim ve sözü Rize'den şimdilik size bırakalım Ezgi Toper.